O da bizim transfer listesindeydi. Ancak Rizespor'un sözleşmesi. Biz şunu rahatlıkla söyleyelim ya. Kesinlikle ve kesinlikle biz eğer başkanla görüşmedikten sonra futbolcuyla kesinlikle görüşmeyiz. Bizim futbolcuyla herhangi bir görüşmemiz söz konusu değil. İşte görüşmedik. Ancak usul terimle anlaşma yapmadan bir hafta önce hatta bir iki gün önceden talip olduğumuzu söyledik. Rakam konusunda da bir şeyler söyledik. Düşünmek için zaman istemişler. Daha sonra Sayın Başkan Metin Kalkaman döndü. Bize kendilerine ihtiyacı olduğunu, bu dönem sıkılacaklarını ifade etti. Ve bizim için transfer o zaman kapanmıştı. Ve biz akabinde diğer alternatif yine düşündüğümüz onda Süter'i aldık ve anlaşma yaptık. Şimdi bu saatten sonra da hem iki aynı bölgede iki tane santral yapacak. Aynı Süter var. Tabii bu saatten sonra transferi söz konusu değil. Tabii ülkenin yaptığı şeyi de tasvir etmiyor. Hikmet Hoca'ya gerçekten geçmiş olsun diyorum. Bize bölgüne de gerçekten geçmiş olsun diyorum. Yani bu konuda kulüplerin yaptırımı çok doğaldır. Ancak şu anda kesinlikle bu arkadaşla ilgilenmiyoruz. Teşekkür ediyoruz başkan. Transferle ilgili başka bir gelişmeler var mı sıcak? Transferle ilgili biliyorsunuz. Tom Süter'le anlaştık, bekliyoruz. Ancak evet. Onların talebi doğrusunda sözleşme ona göre yaptık. 26'sı ya da 26'sı da olacak. Evet. Onun dışında işte yine Macar futbolcu arkadaşımızla da getirdik. Anlaştık, sıkıntı yok. Tabii Stoç'la ilgili görüşmelerimiz evet. Vardı. Dün protokolü arkadaşlarımız Necmettin Bey özellikle gitti, takip etti. Orada da tabii bizim bir tepkimiz oldu, onların bir tepkimiz vardı. O konuda şu anda anlaşamadık. Onu şu anda düşünme aşamasında. Düşünü bize bilgi verecekler. Ama bizim şu anda önemli bir arkadaşlarımız var. Onlar ilgili 3-4 tane alternatifimiz var. Çalışmaları arkadaşlarım devam ettiriyor. Bu konuda zaten Sayın Hocamız Ertuğrul Sağlam'la her zaman ve ekibiyle iletişim halindeyiz. Bursa Spor'a faydalı olabilecek, katkı sağlayabilecek futbolcuları transfer etmek için özen gösterdi arkadaşlarımız. Ve Topal'la ilgili tabii gündeme gelmiş ama bize hiç gelmedi. Öyle bir şey söz konusu değil. Mehmet Topal Fenerbahçe'de devam eder. Çünkü ben yakından biliyorum. Öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de devam edeceğini biliyorum. Giderse de yurt dışına gider. Kombinelerle ilgili de vallahi biz yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz, iyi bir takım oluştursun diye. Ama biz bir bütünüz. Bütün olduğumuzda da muhakkak ki taraftarımıza ihtiyacımız var. Eğer taraftarımız olmazsa biz zaten bütün olamayız. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu türlü mağazaları açarken bunların da hayatiyetinin devam etmesi gerekiyor. O yüzden taraftarlarımıza önemli görevler düşüyor. Ben bir Bursa Sporlu olarak, Bursa Spor taraftarı ve teknik direktörü olarak görevimi yaptım. Demin iki tane forma ve şort aldım.